ilk eseri yazan, kapsamlı eseri yazan doçentlik çalışması olarak hocam Profesör Doktor Kayan İçeli, burada özellikle anmak gerekir. Kendisinin Suçların İçtimağı konulu doçentlik tezi, daha sonra bunun kitap halinde yayınlanmış şekli, bu alandaki temel eserlerden biridir. Suçların içtimağı dediğimiz zaman suçun özel görünüş biçimlerinden biri. Neden? Esasında her fiil bir suçtur. Her suç içinde bir ceza verilir. Ancak bazı durumlarda bir fiil birden fazla suç oluşturabilir. İşte bu gibi durumlarda nasıl bir cezalandırma olacak? Bu konuyu suçların içtimağı bölümünde görüyoruz. Suçların içtimağı dediğimiz zaman bir de aslında ceza hukukunda yorum konusunu ilgilendiren ve pek de doğru olup olmadığı tartışmalı ama görünüşte içtima olarak adlandırılan konular var. Bunlar aslında ceza hukukunda yorumu ilgilendirir. Çünkü bu durumlarda esasında zaten tek suç var. Biz yorum kurallarıyla o sonuca ulaşıyoruz. Söz gelimi ceza kanununda düzenlemesi olan bileşik suç, bir suç başka bir suçun nitelikli unsurunu veya unsurunu oluşturuyorsa bu durumda bileşik suç vardır diyoruz. Bunun en bilinen örneği de yağma suçu. Yağma suçunda biliyorsunuz bir malın alınması var. Bu bağımsız bir suç. Bir de cebir veya tehdit uygulanması var. Bunlar da farklı bir suç. Ancak kanun koyucu bunları bir araya getirerek tek bir suç haline getirmiş. Bu durumda zaten yağma suçu oluşmuş. Yine başka tür yorum kuralları var. Sadece ceza hukukunda değil. Örneğin özel normun öncelikle uygulanması genel norma göre söz gelimi zimmet suçu ceza kanununda da düzenlenmiş ama bankacılık zimmeti bankacılık kanununda düzenlenmiş. Bu durumda özel norm uygulanacak diyoruz. Tabii hani bir normun özel norm sayılması her zaman genel kanunda veya özel kanunda düzenlenişlerine göre bakılmıyor. O norma özelliğini veren bir takım hususilik kuralları var. Yine cezalandırılmayan sonraki hareketler yorum kuralı var. Söz gelimi hırsızlık suçunda kişi malı çaldı ve çaldıktan sonra da hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra da bunu tahrip etti. Daha sonra bu tahrip nedeniyle ayrıca bir de mala zarar vermekte suçundan dolayı cezalandırılmaz. Yine asli norm, tali norm ilişkisinden kaynaklanan yorum kuralları var. Bütün bu konular aslında suçların içtimağı dışında ve biz daha sonraki canlı yayınlarımızda ceza hukukunda yorum konusuna geldiğimizde bu konulara değineceğiz. Bugünkü konumuz bizim suçların içtimağı. Her fiil bir suç oluşturur, her suça bir ceza verilir konusudur. Şimdi ceza kanunumuzda özel hükümlerde de aslında bu konuya ilişkin çeşitli düzenlemeler var. Bu içtima konusunun nasıl cezalandırılacağı konusunda çeşitli suçlarda. Bir de içtimaya ilişkin düzenlemeler var. Türk Ceza Kanunu'ndaki bu genel konsept konusunda Profesör Doktor Mahmut Koca'ya ilk sözü veriyorum. Mahmutcuğum söz sende. Teşekkür ederim hocam. Ben de izleyicilerimizi selamlayarak konuşmama başlamak isterim. Sizin de belirttiğiniz gibi ceza kanununda aslında gerçek içtima benimsenmiştir. Yani bir kimse kaç tane suç işlemişse her bir suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırılması yoluna gidilmesi gerekir. Dolayısıyla kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır prensibi, yani gerçek içtima prensibi yeni ceza kanunu kabul ettiği prensiptir. Suçların içtimağı esasında buna getirilen bir istisnadır. İstisna olduğuna göre şöyle bir anlam ortaya çıkıyor. Demek ki bir kimse birden çok suç işlemesine rağmen
bu suçların her birinden dolayı ayrı ayrı cezalandırılmıyor. Peki bunu nasıl mümkün hale getirebiliyoruz suçların içtimağında? Yani şunu ifade edelim, bu bir suç siyaseti konusudur. Aslında ceza kanunu suçların içtimağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapmayabilir de. Yani kim ülkelerin kanunlarında mesela zincirleme suça ilişkin herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Fikri içtimaya ilişkin düzenlemeler söz konusu olmayabiliyor. Fakat dediğim gibi burada bir takım bağlama noktalarından hareketle suçların içtimağı konusu düzenlenmektedir. Yoksa bir kimsenin diyelim ki sabah vaktinde işte tehdit suçunu işlemesi, öğleye doğru kasten yaralama suçunu, akşama doğru bir cinsel suç işlemesi halinde bunların içtimağından söz edemiyoruz. Dolayısıyla suçların içtimağından söz edebilmemiz için belli bağlama noktalarının olması gerekir. Bu noktaların temeline baktığımızda aslında fiille ilgili olarak bir özelliğin arandığı göze çarpıyor. Mesela fiil tekliği burada önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Fiilin tek olması hem zincirleme suç bakımından hem de fikri içtima bakımından esaslı bir noktayı oluşturuyor. Zira zincirleme suçta fiilin tek olmaması gerekiyor, fikri içtimada da fiilin tek olması gerekiyor. Zincirleme suçta tabii birden çok aynı suçun suçtan dolayı her birinden ayrı ayrı ceza vermememizin bir nedeni de tüm bu suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında gerçekleştirilmiş olmasıdır. Fikri içtima bakımından da bağlama noktasını esas itibariyle fiilin tekliği oluşturmaktadır. Dolayısıyla Mahmut'cum, şu ceza kanununda yani eskiden mesela konut dokunulmazlığını ihlal şeklinde hırsızlık yapıldığında tek suç veriliyordu. Yani böyle başka örnekler de varsa bunları da verirsen, bu konsepti ortaya koyarsak daha sonra bu tek fiil çok fiil meselesine geçeceğiz. Yani şunun için bu konuya girdim hocam. Yani gerçek içtima var. Bunların istisnası suçların içtimağı ama suçların her bir araya gelmesinde içtima kuralları uygulanmaz. Bunun için belli bağlama noktaları gerekiyor. Dolayısıyla bu noktalardan hareketle içtima konusu düzenlenmiş oldu. Bunu izah ettim. Yani ceza kanunumuz aslında suçların içtimağını olabildiğince daraltmaya yönelik bir kurguyla hareket etmiştir. Dolayısıyla da mümkün olduğunca gerçek içtima kuralının uygulanmasına yönelik bir anlayış söz konusudur. Sizin verdiğiniz örnekte eski ceza kanunumuzda duvar delerek, kapı kırarak bir kimsenin konutuna girildiğinde ve orada hırsızlık yapıldığında sadece nitelikli hırsızlıktan dolayı fail tek suçtan ceza alırken yeni ceza kanununda mesela bu gibi hallerde her bir suç ayrı ayrı cezalandırmak durumundadır. Keza gene bir cebir veya tehdidin bir suçun unsuru olması veya nitelikli olması halinde özellikle cebir yani kasten yaralamanın belli bir amaca yönelik olarak yaralama fiilinin bir suçun unsuru veya nitelikli olması halinde yeni kanunumuz örneğin burada kullanılan cebirin kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerini oluşturması halinde bu yaralamadan dolayı da ayrıca cezalandırılması yoluna gitmektedir. İkincisi amaç suç araç suç ilişkisinin olduğu hallerde örneğin kanun gene araç suç ve amaç suçtan dolayı faillerin ayrı ayrı cezalandırılması yoluna gitmektedir. Yani mesela suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu işleyen bir kimse bu örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği suçlardan dolayı ayrıca cezalandırılacaktır. Keza ihaleye fesat karıştırma suçu çerçevesinde bir kimsenin bir kamu görevlisinin örneğin bir menfaat sağlaması halinde rüşvet suçundan dolayı ayrıca cezalandırılması gerekecektir. Dolayısıyla kanunumuzda amaç suç araç suç ilişkisinin olduğu hallerde de her bir suçtan dolayı failin ayrıca cezalandırılması yolu kabul edilmiştir. Gene ceza kanunu koyduğu özel hükümlerle bir takım fikri içtima içerisinde değerlendirilebilecek olguları da ayrıca cezalandırma veya daha ağır cezalandırma yoluna gittiğine yönelik düzenlemeleri de vardır. Dolayısıyla yeni ceza kanununun suçlar mesela şunu da zikredebiliriz burada.
birazdan unsurlarına çok daha detaylı olarak girilecek. Mesela zincirleme suçun da şartlarını oldukça daraltmıştır yeni ceza kanunu. Yani eski ceza kanununda mağdurun aynı kişi olması gerekmediği halde yeni ceza kanunu zincirleme suçun koşullarından birisi olarak aynı mağdura karşı aynı suçların işlenmesini öngörmüştür. Evet. Keza bir takım suçların zincirleme suçun koşulları gerçekleşse bile her bir suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırması yoluna gidilmesini öngörmüştür. Özetle şunu ifade edebiliriz. Yeni ceza kanunu evet suçların içtimağına ilişkin müesseseleri kabul etmekle birlikte bunların uygulama alanını olabildiğince daraltma ve gerçek içtimaya ilişkin hükümlerin uygulama alanını da olabildiğince genişletmeye yönelik bir mantıkla bu konuya yaklaştığını ifade edebiliriz hocam. Evet, yani Türk Ceza Kanunu'nda yani temel prensipten hareket edilmiştir. Her fiil bir suçtur ve her suçun da ayrı yaptırım uygulanır. Dolayısıyla çeşitli suç tiplerinde de örneğin işte dolandırıcılık yanı sıra belgede sahtecilik işleniyorsa bu belgede sahtecilikten dolayı ayrıca cezalandırma gibi özel hükümler sevk etmiş ve suçların içtimaıyla ilgili tartışmalı olabilecek konuları bizzat kanuni düzenlemeyle düzenlemiştir. Yani Türk Ceza Kanunu'nda neden böyle bir tercihte bulunuldu? Belki İzzet de bu konularda bazı şeyler söyleyecektir daha sonra ama şimdi hep fiil diyoruz. Ne kadar fiil varsa o kadar suç var diyoruz. Ama ne zaman tek fiil var, ne zaman çok fiil var? Bu işin temeli burada. Eğer bir suçların içtima meselesi varsa ilk önce tespit edilecek husus ya burada tek fiil mi var yoksa çok fiil mi var? Burada da tabii ki fiil kavramı deyince buradaki fiil kavramı hem ceza muhakemesinin konusunu oluşturan olayı ilişkin kullanılan fiilden de farklıdır bu. Aynı zamanda suç genel teorisinde kullandığımız fiilden de biraz farklı. Neslihan Göktürk kitabında bu konuları ayrıntılı olarak da açıklıyor. Fakat Neslihan'dan şimdi şunu rica ediyorum ben. Bu fiil tekliği ve çokluğu ayrımını biraz da örneklerle ortaya koyarsan önce ortada tek fiil mi var, çok mu var, çok fiil mi var? Bunu anlarsak onun üzerine işte diğer zincirleme suç ve fikri içtima gibi içtima hallerini bina edebiliriz. Söz sende Neslihan. Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum bu vesileyle. Şimdi Mahmut hocanın da söylediği gibi içtima öğretisinin temelini fiil tekliği ve fiil çokluğu ayırımı, ayrıca suç tekliği, suç çokluğu ayırımı oluşturuyor. Şimdi burada zincirleme suç ve fikri içtima aslında suçların gerçek içtimanın türlerini oluşturuyor. Görünüşte içtimada biz suçların içtimandan söz edemiyoruz. Çünkü görünüşte içtimada normlardan sadece bir tanesi somut olayda uygulanma kabiliyetine sahiptir. Burada suç çokluğu görünüştedir. Bu nedenle görünüşte içtimadan söz ediyoruz. Görünüşte içtimada normlardan sadece bir tanesi somut olayda uygulanma kabiliyetine sahiptir. Normlar arasında içtima ilişkisi görünüşte olduğu için burada biz suçların gerçek bir içtimadan söz edemiyoruz. Zincirleme suç ve fikri içtima ise aslında suçların gerçek içtimanın türleri. Çünkü gerçek içtima kuralına göre kaç tane fiil varsa o kadar suç vardır ve fail gerçekleşen suç sayısınca cezalandırılır. Fakat ceza hukukuna hakim olan temel prensiplerden bir tanesi de kusur prensibidir. Fail ancak kusurlu ise ve kusuru oranında cezalandırılabilir. Yine cezanın belirlenmesinde hakim olan temel prensiplerden bir tanesi de faile verilecek olan cezanın haksızlık muhtevasını tümüyle tüketmesidir. Şimdi biz fiil tekliği bulunan hallerde
gerçekleşen suç sayısı kadar faili cezalandırma yoluna gittiğimizde hem kusur prensibini ihlal etmiş oluyoruz hem de verilecek olan cezanın haksızlık muhtevasını tüketmesi, çünkü gerçek ihtimal kuralının uygulanması failin aşırı bir biçimde cezalandırılmasına sebebiyet verecektir ve kusur ilkesi de ihlal edilmiş olacaktır. Bu nedenle fikri ihtima suçların ihtimanın bir türünü oluşturur. Aynı şekilde de zincirleme suçta aslında fiil çokluğu ve suç çokluğu bulunduğu halde Mahmut Hocam da temas ettiği bir suç işleme kararının icrasından söz ettiğimiz için bu bir bağlama noktasını oluşturur. Kanun koyucu burada failin sadece tek bir suçtan dolayı cezalandırılmasını öngörmüş. Şimdi ne zaman fiil tekliği vardır? Burada şunu da belirtmemiz gerekir. Şimdi klasik suç teorisinde netice sorumluluğu esası benimsendiği için suçun maddi unsuru fiille eşdeğer olarak algılanmıştır ve fiil şu şekilde formüle edilmiştir: hareket artı netice artı nedensellik bağı. Bu suçun maddi unsurudur ve aynı zamanda maddi unsurla eşdeğer şekilde algılanan fiili oluşturur şeklinde bir anlayış söz konusudur. Bu nedenle klasik suç teorisinde fiil sayısının tespitinde suçun yasal tanımda neticeye yer verilen hallerde netice sayısının esas alındığını görüyoruz. Fakat 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu sistemine baktığımız zaman artık fiil sayısının tespitinde neticeden değil hareketten yola çıkılarak bunun belirlenmeye çalışıldığını görüyoruz ki kanunda buna ilişkin bazı düzenlemeler bize bu konuda kanun koyucunun tercih konusunda bazı ipuçları da veriyor. Özellikle 43. maddenin 3. fıkrası bu bakımdan önemlidir. Önemli bir düzenlemedir. Yine 43.2'deki düzenleme bu açıdan önem arz eder. Şimdi ne zaman fiil tektir, çoktur sorusuna gelince, burada fiil sayısının tespitinde hareketin esas alınmasını gerektiğini söyledik. Aslında neden hareketin esas alınması gerektiği konusunda da kısa bir açıklama yapmakta fayda var hocam. Çünkü fiil suçun temel, adeta suçun temel taşını oluşturuyor ve fiilsiz suç olmaz şeklinde bizim bir ilkemiz var suç teorisinde. Fiilsiz suç olmaz. Bu fiil icrai ya da ihmali bir fiil olabilir. Fiil şimdi hem suçun maddi unsurların temelini teşkil eder hem de manevi unsura baktığımızda manevi unsurlar konusunda kas ve taksir, iki tane manevi unsur türünden bahsediyoruz, kas ve taksir. Haksızlığın gerçekleştiriliş şekli, fiilin işleniş şekli olarak telakki ediliyor. Yani manevi unsurlar fiille bağlantılı olarak açıklanabiliyor. Yine hukuka aykırılık unsuruna geçtiğimizde hukuka aykırı, fiilin hukuka aykırılığından veya uygunluğundan söz ediliyor. Bu nedenle hukuka aykırılık konusundaki açıklamaların da fiilden bağımsız olarak yapılabilmesi mümkün değil. Yine kusur her ne kadar suçun unsurları dışında olsa da fail gerçekleştirmiş olduğu fiilden dolayı, kasten veya taksirle gerçekleştirmiş olduğu fiilden dolayı kusurlu addediliyor. Dolayısıyla kusur yargısının temelinde de taksirle veya kasten gerçekleştirilen fiil bulunmaktadır. Failin kasten veya taksirle gerçekleştirdiği fiilden bağımsız olarak fail hakkında bir kusur yargısında bulunabilmek mümkün değil. Yine suçun özel görünüş şekillerine baktığımızda özellikle teşebbüs bu açıdan önem arz eder. Örneğin biz teşebbüste neden cezada indirim yapılması yoluna gidiyoruz. Şimdi 35. maddeye baktığımız zaman fiilin icrasının yarıda kalmasından veya fiilin icrasının tamamlanmasından söz ediliyor. Yani teşebbüs konusundaki açıklamalar da ancak fiille bağlantılı olarak yapılabilir. Neslihan, şimdi benim şimdi burada şimdi özellikle içtima bakımından tartışmalı noktalar var. Mesela bir kişinin 5 kere bıçaklandı.
Yani bu 5 kez ayrı bir şey mi olacak? Tamam, yani bizim tamam. Özellikle içtima bağlamında ki kriterleri yani burada... doğal hareketin tekliği gibi yani şeyinde de kitabında da gayet iyi ortaya koydun. O 4 kriteri ortaya koyarsan biz de buna tamam. göre evet burada bu gibi durumlarda tek fiil vardır. Mesela kişi bir sistem kuruyor, bilgisayar sistemi kuruyor ve bundan bahis oyunu oynatıyor. Bu her oynatma ayrı bir suç mu olacak gibi sorunları tamam. biz daha başta çözmeliyiz. O yüzden o kriterleri ortaya koyarsan tamam. iyi olur. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Bir dakika. Şimdi çok önemli noktalara temas ettim. Ben bir daha altını çiziyorum. Yani fiil ve netice konusu artık fiilin yani hareketin ayrı bir haksızlık oluşturması, neticenin ayrı bir haksızlık oluşturması sadece Türk Ceza Kanunu değil, aslında modern ceza hukukunda kabul edilmiş bir durum artık yani. Ceza Kanunu mesela 8. Maddesinde de fiilin Türkiye kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi halinde suç Türkiye'de işlenmiş sayılır. Yani kanunun çeşitli düzenlemelerinde de modern suç teorisinin bu ilkeleri zaten yansımış durumunda. Şimdi benim yine senden arzu ettiğim fakat içtima bakımından ne zaman tek fiil var, ne zaman fiil çokluğu var? Bunun ölçütleri. Tamam. Burada çeşitli ölçütler kullanıyoruz. Birincisi doğal anlamda fiil tekliği. Burada tek bir hareket söz konusudur. Örneğin failin tek bir sözle mağdura hakaret etmesi durumunda burada tek bir fiil vardır. Failin tek bir sözle birden fazla mağdura karşı aynı anda hakaret etmesi durumunda yine doğal anlamda fiil tek olduğu için ortada tek bir söz vardır. Doğal anlamda fiil tekliğinden söz ettiğimiz için burada fikri içtima kuralını, aynı neviden fikri içtima kuralını uygularız. Yine bir başka kriterimiz doğal fiil tekliği. Doğal anlamda fiil tekliğinden farklılık arz eder. Çünkü doğal anlamda fiil tekliğinde ortada gerçekleştirilen tek bir hareket söz konusudur. Doğal fiil tekliğinde ise ortada birden fazla hareket vardır. Fakat bu hareketler bazı kriterler kullanılmak suretiyle hukuki anlamda tek bir fiil şeklinde değerlendirilir. Bunlardan bir tanesi failin birinci kriterimiz failin tek bir iradi kararla hareket etmesi. Bir diğer kriter tekrarlanan veya birbirini izleyen doğal anlamda birden fazla hareketin bulunması. Tekrarlanan hareketler nedir? Örneğin failin birden fazla sözle mağdura hakaret etmesi durumunda ardı ardına birden fazla sözü sıraladı veya kasten yaralama suçu bakımından birden fazla yumruk darbesi indirdi. Şimdi burada doğal anlamda birden fazla hareket vardır ama tek iradi karardan yola çıkılarak ve burada tekrarlanan hareketlerden yola çıkılarak burada aynı zamanda hareketler arasında yer ve zaman bakımından sıkı bağlantı bulunması ve dışarıdan bakıldığında bir fiilin bütünlüğü içerisinde yer alması, tek bir fiil şeklinde algılanabilir olması da önem taşır. Dolayısıyla birden fazla yumrukla kasten yaralama suçunun işlenmesi, birden fazla sözle mağdura hakaret edilmesi durumunda tek iradi karardan söz ediyorsak, yer ve zaman bakımından aralarında sıkı bağlantı söz konusu ise ve dışarıdan bakıldığında ki yer ve zaman bakımından sıkı bağlantı bulunması bununla yakından ilişkilidir. Tek bir fiil şeklinde algılanabilir olması bakımından bu durumda bunları hukuki anlamda tek bir fiil şeklinde kabul ederiz. Aslında ortada doğal anlamda birden fazla hareket söz konusudur. Yine mala zarar verme suçu bakımından örneğin bir kitabın sayfalarının tek tek yırtılmasına geçtiğimizde aslında gerçekleştirilen birden fazla doğal anlamda hareket vardır. Ama dediğimiz gibi tek iradi karar ve yer ve zaman bakımından sıkı bağlantı ölçütünden yola çıktığımızda burada hukuki anlamda tek bir fiilin bulunduğu sonucuna vararız. Yine diğer bir kriterimiz tipik fiil tekliği. Burada da çeşitli suç gruplandırmalarını görürüz. Örneğin çok hareketli suç.
özel belgede sahtecilik suçu çok hareketli suçtur. Özel bir belgenin, sahte bir özel belgenin tanzim edilmesi ve bunun kullanılması. Aslında ortada iki ayrı hareket vardır. Sahte bir özel belge tanzim edilmesi ve bunun kullanılması. Ama bu hareketleri norm karşısında değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda 207. madde karşısında ortada hukuki anlamda tek bir fiilin bulunduğu sonucuna ulaşıyoruz. Yine bileşik suç, yani bir suçun diğer bir suçun unsurunu veya nitelikli halini oluşturması halinde ortada her ne kadar örneğin yağma suçu bu şekildedir. Cebir veya tehdit kullanılması ve bir malın alınması. Ortada iki ayrı birbirinden bağımsız hareket vardır. Fakat 148. madde karşısında değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda yine tek fiilin bulunduğu sonucuna varız. Seçimlik hareketli suç, örneğin mala zarar verme suçu seçimlik hareketli suç. Aynı suç konusu üzerinde birden fazla mala zarar verme 151. maddede sayılan hareketlerin gerçekleştirilmesi durumunda ortada çok hareket bulunsa da bunu hukuki anlamda tek bir fiil teşkil ettiğini söyleyebiliyoruz. Evet. Neslihan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Böylece yani suçların içtima bakımından önce şu sorunun cevabını veriyoruz. Ortada tek fiil mi var yoksa fiil çokluğu mu var? Bu sorunun cevabını verdikten sonra artık zincirleme suç veya fikri içtima konularına geçeceğiz. Şimdi başta bir ses sorunu oldu. O yüzden üniversitelerin ismini duyulmamış. Neslihan Göktürk ve Profesör İzzet Özgenç, Hacı Bayram Veli Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri, Mahmut Koço da Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Şimdi bir açıklığa yer vermek lazım. Bu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesidir esas itibarıyla. Yani yeni kurulmuş bir hukuk fakültesi değil, Gazi Üniversitesi'nin bölünmesi sonucunda oluşan, bazı fakültelerden oluşan yeni üniversiteye bağlanmış bir hukuk fakültesi. Evet, arkadaşlarımızın yarasına değindik biraz. Aslında yani biliyorsunuz... Yanlışı düzeltmek istiyoruz. Yanlış aslında anladım. Bütün ceza hukukçuları, hukuk fakülteleri de kaynağının... %90 İstanbul Hukuk Fakültesidir ve burada vefat etmiş hocalarımıza rahmet diyoruz, diliyoruz. Hayatta olan hocalarımıza da saygılarımızı sunuyoruz. Aslında hepimiz büyük ölçüde İstanbul Hukuk Fakültesi kaynaklıyız. Tabii ki diğer önemlisi de Ankara Hukuk Fakültesi. O da ikinci büyük fakültemizdi uzun yıllar. Şimdi İzzetciğim, ben şunu sormak istiyorum. Hani bu tercih niye yapıldı? Baştan tartıştık da neden biz bu görüşü savunduk? Mümkün olduğu kadar içtima konusunda hep her fiil bir suçtur. Her suçta da bir yaptırım uygulanır konusu. Bu neden daraltıldı dedikten sonra zincirleme suça gireceğiz. Ve zincirleme suçla ilgili olarak doğrudan Yargıtay uygulamalarındaki bazı kararları gündeme getirip konuya bu şekilde bir açıklık kavuşturmaya çalışacağız. Söz sende. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu fiil tekliği, fiil çokluğu meselesini tartışırken göz önünde bulundurmamız gereken bir temel kavram da suçun konusudur. Eğer somut olayda aynı konu üzerinde birden fazla fiil gerçekleştiriyor isek, burada hukuki anlamda bir fiil tekliğinden söz edebiliriz. Bir kişiyi önce yumrukla dövüyoruz, daha sonra sopayla ve akabinde de bıçakla yaralıyoruz. Burada doğal anlamda ele aldığımızda birden fazla farklı fiiller var. Ama suçun konusu, suçun mağduru belli bir kişi. Suçun konusu da bu mağdurun vücudu olduğuna göre burada tek bir fiilden bahsedebiliriz hukuki anlamda. Keza bir otomobilin önce camını kırıyoruz, daha sonra kaportasına zarar veriyoruz, farını kırıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Doğal anlamda ele aldığımızda her biri ayrı bir fiil gibi gözükebilir. Ama biz bu fiilleri tek bir fiil olarak değerlendiriyoruz.
Ama bir otoparka giren kişi farklı kişilere ait otomobillerin camlarını kırıyor ise burada artık konu tek değil. Konu farklı kişilerin mülkiyetinde olan farklı araçlar. Dolayısıyla burada malına zarar verilen kişi sayısınca mala zarar verme suçunun işlendiğini kabul ediyoruz. Hırsızlık amacıyla iş yerine girildi. Mesela öğretmenler odasına girildi. Her bir öğretmenin çantasındaki para veya sair kıymetli eşya alındığında alma fiilinin konusu farklılaştı. Dolayısıyla burada farklı fiillerin olduğunu ve farklı hırsızlık suçlarının işlendiğini kabul etmek lazım gelir. Yani suçun konusunun göz önünde bulundurulması fiil tekniği veya çokluğu bağlamında önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkıyor. Bir kişi bir alım-satım ilişkisi çerçevesinde malı satan şahsa 3-4 çek, sıralı çek düzenleyip verdiğinde, bunlar sahte belge olarak verildiğini düşünelim, verildiğinde her bir çek ayrı bir sahtecilik konusunu oluşturduğu için burada ayrı fiillerin olduğunu kabul etmek lazım gelir. Burada tek bir fiil yok. Şimdi bu fiiller bağlamında nasıl bir ceza hukuku sorumluluğu söz konusu olacak? İzzetciğim, bir dakika oraya da bir virgül koyalım. Çünkü zincirleme suçu gireceğiz. Bu örnekleri tartışacağız özellikle. Sadece bir hatırlatma olarak izleyicilerimize söylemek istiyorum. Yani zincirleme suç dediğimiz zaman aynı suçun aynı kişiye karşı aynı suç işleme kararı altında birden çok kez işlenmesidir. Bu durumda aslında bir zincir düşünelim. Zincirin her halkası ayrı bir suç oluşturuyor. Fakat bu zinciri birbirine bağlayan aynı suç işleme kararı. Bu durumda biz faile arttırılmış tek bir ceza veriyoruz. Bu durumda işte İzzet'in bahsettiği işte aynı suç, suçun konusu gibi çeşitli sorunların tartışıldığı konular ortaya çıkıyor. İşte örnek verdi, bir çek defterinden birden çok diyelim ki sahte çek yapıldı, kesildi, verildi veya benzeri başka örnekler var. İşte bir olayda hem resmi belgede sahtecilik yapıldı, hem özel belgede sahtecilik yapıldı gibi Yargıtay kararlarına da konu olan pek çok örnek var. Aynı zamanda yine birazdan değineceğiz. İşte uyuşturucu madde almak, satmak, yani alınan uyuşturucu maddenin farklı kişilere satılması gibi çeşitli örnekler var. Ben bu zincirleme suçla ilgili kısa bir hatırlatma yaptım. İzzet, tekrar söz sende. Kaldığın yerden devam et lütfen. Suçun konusu farklılaştığında artık fiilin tekliğinden söz etme imkanımız yok. Eski ceza kanunu sistemiyle yeni ceza kanunu sistemi arasında burada önemli bir farklılık var. Eğer mağdur belli bir kişi ise zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için aynı suçun aynı kişiye farklı zamanlarda işlemiş olması lazım gelir. Eğer aynı suç farklı kişilere karşı işlemişse, yani bu suçun birden fazla mağduru var ise, burada artık zincirleme suç hükümlerini uygulamıyoruz. Bir otoparka girip otoparkta farklı araçların açılıp, farklı kişilere ait araçların açılıp içindeki kıymetli eşyanın alınmış olması halinde mağdur sayısınca hırsızlık suçunun işlendiğini kabul ediyoruz. Burada zincirleme suç hükümlerini uygulamıyoruz. Ama bir kişinin tavuğun her yumurtlaması halinde yumurtasını aldığımızda zincirleme suç hükümlerini uyguluyoruz. Her bir yumurtayı alma bağlamında
bir ayrı hırsızlık suçunun oluşmasına rağmen kişiye biz Ceza Kanunu'nun 43. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre bir hırsızlık suçundan dolayı ceza veriyoruz ama verdiğimiz cezayı artırıyoruz. Buradaki temel ölçütümüz suçun konusu bağlamında aynı kişiye karşı işlenip işlenmemesi. Yani bu otopark olayında da böyle. Mesela camide namaz kılarken insanlar geliyor, bütün ayakkabıları alıyor gibi örnekler. Ama burada da bu aynı kişiden ne kastediliyor? Yani burada somut bir mağdur mu olacak veya her zaman kişi dediğimiz zaman bu bir mağdur, bir insan olmuyor. Başka özellikle bütün toplumun mağdur olduğu suçlar bakımından nasıl bir yorum yapılması lazım burada? Mağdurun, kamunun olduğu suçlarda, yani toplumu oluşturan herkesin mağdur addedildiği suçlarda zincirleme suç hükümlerini uyguluyoruz. Kişi müteaddit defa rüşvet suçunu almış ise, mesela bir kamu idaresinde gördüğü her iş karşılığında her ilgili kişiden bir menfaat temin etmişse, menfaat temin ettiği kişi sayısınca rüşvet suçunu işlemiştir. Ama bunları aynı suç işleme kararı cümlesinden olarak işlediği için burada zincirleme suç hükümlerini uygulayabiliyoruz. Ama eğer bu fiili biz rüşvet değil de irtikap suçu olarak değerlendireceksek, para satın, para aldığımız kişi, gördüğümüz işin karşılığında para aldığımız kişi burada mağdur olacağı için burada mağdur sayısında irtikap suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekecektir. O nedenle bakın fiile getirdiğimiz nitelendirmenin ceza hukuku sorumlu üzerinde ne tür farklılıklar ortaya çıkardığının örnekleri olarak bunları görebiliriz. Yani eğer fiilin işlenmesiyle belli bir şahıs değil de toplumu oluşturan herkes mağdur edilmiş ise rüşvet suçunda alan da razı, veren de razı. Alan da suçlu, veren de suçlu. Dolayısıyla rüşveti veren kişiyi biz mağdur kabul etmiyoruz. Rüşvetin verilmesiyle, rüşvetin alınmasıyla toplumda kamu görevlilerinin satın alınmaz olduğu konusundaki güven sarsıldığı için toplumu oluşturan herkes bu suçun mağdurudur. Ve burada zincirleme suç hükümlerini uygulayabiliyoruz. Bir de aynı neviden fikri içtima var. Bir fiil işliyorum ama bu bir fiilin işlemesiyle kanunun aynı suçunun, kanunda tanımlanan bir suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi söz konusu. Mesela camide insanlar toplu olarak namaz kılar iken ayakkabılıktaki bütün ayakkabıların toplanarak götürülmesi halinde meseleyi aynı neviden fikri içtima hükümleri çerçevesinde ele alıp değerlendirmek lazım gelir. Burada ayakkabıların farklı kişilere ait olması bu fiilin işlenişi bağlamında aynı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanmasını gerektiriyor. Mesela bir stadyumda taraflardan birisi bir karşı tarafın takımına topyekün hakaret ettiğinde bir hakaret suçu var. Ama bu hakaret suçuyla birden fazla kişiye hakaret ettiği için bir sözle birden fazla kişiye hakaret ettiği için aynı neviden fikri içtima hükümlerini uygulayacağız. Aynı neviden fikri içtima ile zincirleme suç arasında sadece ceza sorumluluğu bakımından bir müştereklik söz konusudur. Zincirleme suçta birden fazla fiil var. Aynı neviden fikri içtimada ise tek bir fiil var. Evet, şöyle formüle edebiliriz. Zincirleme suçta çok fiil, çok suç var,
bunları birbirine bağlayan aynı suç işleme kararı var. Burada altını çizmememiz gereken suç, aynı suç aynı kişiye karşı. Bu önemli. Fikri içtimada ise, yani aynı neviden olan, aynı neviden fikri içtimada ise tek fiil var. İşte Neslihan'ın anlattığı tek fiil, çok fiil kriterleri burada önem taşıyor. Aynı neviden fikri içtimada tek fiil var. Farklı nevilerinde de tabii ki tek fiil var. Oraya da geleceğiz. Şimdi bu noktada biraz daha tartışma konusu olan, yani bizim de eleştirel bir şekilde baktığımız bir iki uygulamadan söz edeceğim ve bir örnek içtihat üzerinden tartışmayı yürütmek istiyorum. Şimdi Yargıtay bazı olaylarda kişi hem belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, hem özel belgede sahtecilik suçunu işliyor. Fakat Yargıtay burada sadece resmi belgede sahtecilikten dolayı ceza veriyor. Yahut da deminki çek örneğinde olduğu gibi birden fazla çek bakımından diyelim ki sahtecilik yapılıyor veya karşılığını bulundurmama suçu işleniyor. Fakat Yargıtay burada da tek suç var olarak kabul ediliyor. Uyuşturucu maddeler bakımından da başka örnekler var. Şimdi önce bu belgede sahtecilikle ilgili içtihadı değerlendirmek üzere önce Mahmut Koca'ya söz vereceğim. Daha sonra konunun gelişimi içinde başka içtihatları da deneyeceğiz. Mahmut Koca, önce bu içtihata konu olan olaya değinip görüşlerini ortaya koyar mısın lütfen? Elbette hocam. Mesela Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2012 tarihli bir kararı var. Bu kararda şöyle bir olay gerçekleşiyor. Sanıklar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Çok sayıda mağdurun kimlik bilgilerini ele geçirerek fotoğraf dışında aslında uygun nüfus cüzdanları düzenliyorlar ve kendi fotoğraflarını bunlara yapıştırarak daha sonra önceden anlaşmış oldukları banka şubesine gidip oradan kredi alıyorlar bu sahte düzenledikleri nüfus cüzdanları ile bankadan kredi sözleşmesi imzalayarak kredi alıyorlar. Yargıtay burada örneğin kredi sözleşmesinin özel bir belge olduğunu, sahte nüfus cüzdanı düzenlemenin resmi bir belgede sahtecilik olduğunu belirtmiş ve bunları bir defa her ikisini de aynı suç kabul ediyor. Yani bir defa Yargıtay'ın uygulamasında resmi belge ile özel belgede sahteciliğin aynı suç kabul edildiğini görüyoruz. Halbuki 243. maddede çok açık bir şekilde bir suçun temel şekliyle nitelikli halleri zincirleme suç bakımından aynı suç olarak kabul edilir demesine rağmen Yargıtay burada şuna bakıyor. Korunan hukuki yararın kamu güveni olması, her iki suçun geniş anlamda mağdurunun toplumu oluşturan fertler olması, benzer şekilde düzenlenmesinden hareketle diyor. Resmi belgede sahtecilik suçu ile özel belgede sahtecilik suçu zincirleme suç bakımından aynı suç olduğunun kabulü gerekir diyor. Bu kabulden hareketle burada farklı zamanlarda farklı zamanlarda aynı suçun işlendiğinden hareketle zincirleme suçun oluştuğunu kabul ediyor. Burada demek ki Yargıtay'ın içtihatlarında bir defa özel belgeyle resmi belgenin aynı suç kabul edildiğini görüyoruz. Ceza kanunu ilişkin zincirleme suçun uygulanması bakımından. Yargıtay'ın içtihatlarında bu konuyla bağlantılı olarak karşımıza çıkan bir diğer problem, biraz önce İzzet Hocam'ın vermiş olduğu örnekte görüldüğü gibi, yani birden çok İşte çek düzenlenmesi halinde başkasının işte çek karnesini çalıp dolayısıyla da sahte olarak kendi borçlarını ya da ödemek amacıyla veyahut da başka şekilde bir başkasından bir mal alması karşılığında onlara
bu sahte çeklerin her birini düzenleyerek veriyor. Burada da Yargıtay acaba bu çekler tabii aslında özel bir belge olmasına rağmen ceza kanunumuzdaki özel hüküm gereği kambiyo senetleri resmi belge niteliğinde kabul ediliyor. Burada tartışılan sorun tek fiil mi böyle bir durumda tek fiil mi var çok fiil mi var? Yani her bir çek koçanının sahte olarak düzenlenmesi tek fiil mi tek fiil olarak mı kabul edilecek yoksa birden çok fiil mi var? Burada Yargıtay şuna odaklanmış gözüküyor. Zincirleme suça ilişkin tanımda farklı zamanlarda ifadesine özellikle vurgu yaparak diyor ki bir kimsenin birbiri peşir sıra sahte çek düzenlemesi ya da sahte belge düzenlemesi halinde tüm bunlar kül halinde tek bir fiil oluşturur ve dolayısıyla burada tek bir suç vardır. Zincirleme suça ilişkin kuralların uygulanmaması gerektiğine karar veriyor. Halbuki burada biraz önce vurgulandı İzzet Hocam tarafından da konuya dikkat etmek lazım. Yani her bir konunun farklılaşması halinde yani bir sahte belge düzenliyoruz sonra başka bir sahte belge düzenliyoruz. Peşir sıra başka bir sahte belge düzenliyoruz. Dolayısıyla sahteciliğe konu olan hususlar burada farklılaşıyor. Dolayısıyla bu gibi durumlarda esasında her bir sahte belgenin ayrı bir sahtecilik suçunu oluşturacağını ve bunların bir suç işleme kararı çerçevesinde gerçekleşmesi halinde de zincirleme suç ilişkin kuralların uygulanması gerektiğini kabul etmek gerekir. Yargıtay'ın bu zincirleme suça ilişkin belki geçeceğiz bu konu o yüzden bir içtihadına daha değineyim. Mesela şöyle bir olay olmuş. Aynı mağdura ait iş yerinden 10 Mayıs 2009 tarihinde ve 24 Mayıs 2009 tarihlerinde hırsızlık suçunu işlemiş fail. İlk hırsızlık suçuyla ilgili olarak hemen 13 Mayıs 2009'da yani 3 gün sonra iddianame düzenlenmiş. Bu iddianamede 26 Mayıs 2009 tarihinde kabul edilmiş. Dolayısıyla iddianamenin düzenlendiği tarih itibariyle mesela Yargıtay'ın geliştirdiği bir içtihattır. Bir hukuki kesinti oluştuğunu da kabul etmekte. Ve bu hukuki kesinti oluştuktan sonra işlenen diğer suç, aynı suç işleme kararı çerçevesinde gerçekleşmiş olsa dahi, Yargıtay o suçtan dolayı failin ayrıca cezalandırılması gerektiğine karar vermektedir. Burada da Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2015 tarihli bir kararı ama bu içtihat artık müstakar hale gelmiş vaziyette. Buna yönelik çok sayıda karar var. Dolayısıyla ilk suçla ikinci suç arasına iddianamenin düzenlenmesi girdiği için Yargıtay her iki hırsızlık suçundan dolayı failin ayrıca cezalandırılması gerektiğini kabul ediyor. Bunları zincirleme suçta aynı suç işleme kararı çerçevesinde işlenmiş suçlar olarak kabul etmiyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Teşekkür ederim. Şimdi bazı sorular var ama bunlar zaten kanunda açıkça düzenlenmiş. Cihan Alan sormuş, zincirleme suçta yaralama, öldürme, işkence kapsam dahilinde değil mi? Evet, 43. maddeye bakarsanız orada açıkça kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz denilerek 43. maddeyi bu kapsam dışında tutmuş. Aslında burada cinsel saldırı ve cinsel istismar suçları vardı. Burada da yine bir soru sorulmuş. Bunlar neden çıkarıldı bu istisnadan diye. İzzet bu tartışmaları da bizde vardık. Hani neden zincirleme suç istisnasındaydı, neden çıkarıldı diye. Ne gibi zorluklar oluyordu? Hem bu soruya cevap ver hem de bu Yargıtay kararlarının dışında da bazı tartışmalı noktalar var. Örneğin bir ona Neslihan da cevap vermesini isteyeceğim, açıklamasını isteyeceğim daha doğrusu. Yani bomba attık, bir kişi öldü, birkaç kişi yaralandı. Bu durumda içtima sorunları, işte uyuşturucu maddeyi aldı bir kilo esrarı, efendim 10 farklı kişiye sattı. Bu durumda ne olur? Ancak önce bu cinsel istismar suçu neden istisna olmaktan çıkarıldı? Ne gibi zorluklar karşılandı? Önce o soruya da cevap vermiş olalım. Söz tekrar sende. Daha sonra Neslihan'a geçeceğim. Kararları değerlendirmek üzere. Cinsel saldırı suçuyla cinsel istismar suçu bağlamında
gerçek içtima hükümlerinin uygulanmasından sarf nazar edilmesinin sebebi bir ispat problemi karşımıza çıkarıyordu. Bu ispat problemi dolayısıyla uygulamada bu konunun temel cezanın belirlenmesine dikkate alınması gerektiği şeklinde bir düşünce oluştu ve bu düşünce çerçevesinde 43. maddenin 3. fıkrasından bu istisnalar çıkarıldılar. Fakat burada cinsel saldırı ve cinsel istismar suçları bakımından üzerinde durmamız gereken bir husus var. Cebir kullanılarak cinsel istismar suçunun işlenmeye başlandığı bir olayda cinsel istismar suçu işlenirken mağdur bu arada 18 yaşını dolduruyor. Ve fakat cinsel amaçlı, cebre dayalı cinsel amaçlı fiiller mağdura karşı işlemeye devam ediyor. Artık mağdur 18 yaşını doldurduğu için artık suç cinsel istismar, çocuğun cinsel istismarı suçu olmaktan çıkıp cinsel saldırı suçuna dönüşmektedir. Yani fiiller aynı suç işleme kararı cümlesinden olarak işleniyor. Ama mağdurun yaşı itibarıyla fiillerin işlenmeye başlandığı tarihte oluşan suç çocuğun cinsel istismarı suçu. Fakat ilerleyen aşamada mağdur 18 yaşını dolduruyor. Ama yine cebre maruz kalınarak, hürriyetinden yoksun kılınarak kendisine karşı cinsel amaçlı fiiller işlenmeye devam ediyor. Bu durumda artık fiil cinsel istismar suçu olmaktan çıkıp cinsel saldırı suçuna dönüşmektedir. Şimdi böyle bir durumda nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Suç, yani fiiller aynı suç işleme kararı cümlesinden olarak işleniyor. Ama bu fiillerden bir kısmı mağdurun yaşı itibarıyla çocuğun cinsel istismarı suçunun bilahare ise cinsel saldırı suçunu oluşturuyor. Böyle bir durumda sorun her iki suçtan dolayı ayrı ayrı mağdur faili cezalandırıp her suçtan dolayı zincirleme suç hükümlerini mi uygulamak lazım gelir? Yoksa sadece daha ağır cezayı gerektiren suç olarak sadece çocuğun cinsel istismarı suçundan dolayı ceza verip bu cezanın zincirleme suç hükümlerine göre artırılmasıyla mı yetinmek gerekir? Sorunu vardı. Şu anda hukuk sistemimizde bir sorun var. Burada bunların eğer birebir kanun metinlerine bağlı kalarak çözmeye çalıştığımızda pekala şunu söyleyebiliriz. Burada iki suç var. Bu iki suç farklı suçlardırlar. Bunlar arasında zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. Az önce Mahmut Bey'in anlattığı işte resmi belgeyle özel belge farklı konular olduğu için bu belgelerde sahtecilik halinde ayrı suçlar işlendiği için burada zincirleme suç hükümlerini uygulamamak gerekir. Düşüncesine paralel olarak burada da aynı sonuç ortaya çıkar mı? Yoksa Yargıtay'ımız şu anda henüz bu konuda verilmiş bir Yargıtay kararı yok. Yargıtay'ımız burada da mağdur aynı kişi olduğu için mağdura karşı işlenen fiiller itibariyle bir farklılık arz etmediği için sadece mağdurun yaşının değişmiş olması dolayısıyla mağdurun özelliği dolayısıyla burada bir suç farklılaşması söz konusu olduğu için en ağır cezayı gerektiren çocuğun cinsel istismarı suçundan dolayı ceza verip bunu zincirleme suç hükümlerini uygulayarak artırma yoluna mı gitmek gerekir? Yoksa hayır, birebir kanun metnine sadık kalıp ayrı ayrı suçlardan dolayı ceza verip ama burada ceza adaleti bakımından bir sorunun ortaya çıkması dolayısıyla
zincirleme suç hükümlerinin altında bu tür özel hallere özgü hükümlere mi yer vermek gerekir? Bu konu önemli bir suç siyaseti sorunu olarak şu anda karşımıza çıkmaktadır. Aynı durum uyuşturucu madde imal ve ticaret suçu bakımından da karşımıza çıkıyor. Bir kişi uyuşturucu maddeyi satın alıp, taşıyıp, depolayıp, bilahare satması halinde Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin 3. ve yerine göre 4. fıkraları uygulanmak suretiyle bir ceza ile cezalandırılabiliyor. Çünkü burada seçimlik hareketli bir suç var. Fakat bazen sorun bu kadar basit olmuyor. Yani kişi mesela 100 gram uyuşturucu maddeyi satın alıp bunu yine tek elden 100 gram uyuşturucu madde olarak sattığında seçimlik hareketli suç hükümlerinden hareketle meseleyi çok rahat çözebiliyoruz. Ama bazen durum farklılık arz edebiliyor. Mesela 100 gram aldığı uyuşturucu maddeyi 10 gramlık, 5 gramlık paketlere bölerek farklı kişilere, farklı zamanda sattığında nasıl bir yol izlenecektir? Hemen şunu söyleyeyim. Bizim şu andaki Yargıtay uygulamamız bu 100 gram uyuşturucu maddenin küçük paketlere bölünüp farklı kişilere satılması halinde de tek uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan dolayı cezalandırma yoluna gidiyor. Ve burada bu küçük paketler halinde bunun farklı kişilere satılmış olması dolayısıyla suçların içtimağına ilişkin hükümlerin uygulanması yoluna gitmiyor. Oysa böyle bir durumda her bir satış işleminin ayrı bir suç olarak değerlendirilmesi ve bunların aynı suç işleme kararı cümlesinden olarak icra edilmesi dolayısıyla zincirleme suç hükümlerini uygulamak lazım gelir. Bakın burada kanunun izlediği suç siyaseti bakımından önemli bir noktaya işaret etmek istiyorum. Aslında kullanmak için uyuşturucu maddeyi satın alan aslında mağdur edilmiş oluyor. Fakat izlediğimiz suç siyaseti gereğince, yani bu suçlarla etkin mücadele etme bakımından satın alan kişiyi de bu suçun faili kabul ediyoruz. Ama 188. maddedeki suçun değil, 191. maddedeki suçun faili kabul ediyoruz. Dolayısıyla alınan 100 gram uyuşturucu maddenin küçük paketlere bölünerek çok sayıda kişiye satılması halinde satın alan her kişiyi biz belki kriminolojik olarak mağdur kabul edebiliriz. Ama normatif olarak meseleye baktığımızda bunlar mağdur değil, suçun faili olarak kabul edilmektedirler. Ama 188. maddedeki suç değil, 191. maddedeki suçun faili olarak kabul edilmektedirler. O nedenle burada pekala biz zincirleme suç hükümlerini uygulayabiliriz. Bunun bir tersi durum daha söz konusudur. Mesela suç siyaseti bakımından fuhuş suçunda kadını biz bu suçun mağduru kabul ediyoruz normatif olarak. Kanundaki düzenlemesi itibarıyla kadın bu suçun mağdurudur diyoruz. Mesela birden fazla kadını pazarlayan bir kişi bir fuhuş suçundan mı yoksa pazarladığı kadın sayısınca fuhuş suçundan mı cezalandırılmalıdır sorusu karşımıza çıkmıştır. Ve bu çerçevede kanunun düzenlemesi itibarıyla bu kişiler mağdur addedildiği için kanunun sistemine göre pazarlanan kadın sayısınca fuhuş suçunun işlendiğini kabul ederek gerçek içtima hükümlerinin uygulanması yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bakın burada kanun düzenlemelerinin ilgili suçlar bakımından nasıl uygulama
farklılıklar ortaya çıkardığına dair ilginç örnekler var. Aynı örnek durum tefecilik suçu bakımından da söz konusu olabilmektedir. Çok fazla ayrıntısına girmek istemiyorum. Vakit oldukça daraldı. Söz sizde Adem Bey. Peki, teşekkür ederim. Şimdi bazı sorular da geliyor. Onlara da cevap vereceğiz. Şimdi Yargıtay'ın bu içtihadı genişletici yorum değil mi diyor. Hani aslında biz diyoruz ki hem özel belgede sahtecilik hem resmi belgede sahtecilikten dolayı ayrı ayrı cezalandırma gerekirken Yargıtay tek suç diyor. Aksine burada genişletici bir yorum söz konusu değil. Burada yani kanunun farklı yorumu diyorum. Yani bizim katılmadığımız burada aslında yorum. Genişletici veya daraltıcı yorum meselesi. Yanlış veya doğru yorum. Failin lehine veya aleyhine yorum meselesi olarak konuyu ele almak lazım. Evet, failin lehine ama yani biz zaten normların yorumunda failin lehine yorum yapmak veya aleyhine yorum yapmak diye bir yorum ilkesi yok. Sadece tek ilke var. O da ispat hukukuyla ilgilidir. Şayet şüphe varsa şüphe failin lehine olarak yorumlanır. Ama ceza hukukunun bir kuralı özel hükümlerde veya genel hükümlerde failin lehine veya aleyhine uygulanması diye bir şey söz konusu değil. Ceza hukukunda yorum yasakları var. İşte örneğin kıyasa varan her türlü yorum çeşidi ceza hukukunda yasaktır. Dolayısıyla ceza hukuku ilkelerinin kabul ettiği ölçüdeki yorumlarla ancak bir sonuca varabilir. Yoksa failin lehine olsun, aleyhine olsun diye bir yorum türü yok. Yargıtay'ın bu yorumu da genişletici veya daraltıcı yorum değil. İzzet Bey'in dediği gibi hani failin lehine bir yorum yapılmış ama bu bir yorum ilkesi değil dediğim gibi burada aslında bizim kanaatimize göre de yanlış bir yorum var. Ben bu bağlamda hemen Neslihan Göktürk'e geçeceğim. Yani Neslihan, bu aynı suç konusunda Yargıtay'ın bu içtihatları neden böyle gelişti? Yani senin düşüncen ne bu konuda? Hem bunu söyle istiyorum. Hem de yine örnek olarak değinilmedi bu bir bomba atılması, birden çok kişi öldürülmesi ve yaralanması gibi olaylarda kanaatinle. Ve onlara değindikten sonra fikri içtimaya da bir giriş yaparsan konuyu son bölümüne gelmiş oluruz. Söz sende. Hocam şimdi bu bomba atılmasıyla bağlantılı olarak şimdi bir bombanın atılması durumunda orada da ortada doğal anlamda tek bir hareket var. Dolayısıyla doğal anlamda hareket tekliğinden yola çıkarsak ortada hukuki anlamda tek bir fiil söz konusu. Burada çeşitli ihtimaller söz konusu olabilir. Bombanın atılmasına bağlı olarak birden fazla kişinin ölmesi halinde, birden fazla örneğin bir otobüse bombalı saldırı gerçekleştirildi. Otobüste bulunan 50 kişi öldü. Şimdi hukuki anlamda tek bir fiil var ve mağdur sayısınca kasten öldürme suçu gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla 43. maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren bir durum söz konusu. Aynı neviden fikri içtima. Fakat 43. maddenin üçüncü fıkrasında kasten öldürme istisna suçları arasında sayıldığı için burada gerçek içtima kuralı uygulanacak. Aynı şekilde tek bir fiille birden fazla kişinin yaralanması halinde aynı şekilde değerlendirme yapacağız. Fakat bir bomba atıldı, bir kişi öldü, birden fazla kişi yaralanmış olabilir. Birden fazla kişi ölmüş, bir kişi yaralanmış olabilir. Birden fazla kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmış olabilir. Bu durumda nasıl bir uygulama yapacağız? Zira 43. maddenin 3. fıkrasındaki gibi bir istisna hükmüne 44. maddede yer verilmiş değil. Bu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü farklı neviden fikri içtimanın düzenlendiği 44. maddeye göre tek bir fiille farklı suç tiplerinin gerçekleştirilmesine sebebiyet verilmesi gerekiyor. Örneğin bomba atıldı, 10 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Şimdi ölen kişiler bakımından
43. maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde değerlendirme yapıyoruz. Gerçek ictima kuralını uyguluyoruz netice olarak. Daha sonra yaralanan kişilerin kendi içinde de yine aynı şekilde değerlendirme yapıp 43. maddenin ikinci fıkrası, daha sonra üçüncü fıkrasına göre gerçek ictima kuralını uyguluyoruz. Peki burada öldürme suçu var ve yaralama suçu var. Şimdi 44. maddenin düzenlemesini dikkate aldığımızda en ağır suç kasten öldürme suçu. Dolayısıyla şu andaki kanun mevcut düzenlemesine göre failin sadece kasten öldürme suçundan dolayı cezalandırılması yoluna gidilecek. Yani 10 tane kasten öldürme suçundan dolayı ceza belirlenecek. Bu cezanın belirlenmesi bakımından bir adaletsizliğe sebebiyet veriyor aynı zamanda. Zira burada birden fazla öldürme olduğunda gerçek ictima kuralını uyguluyoruz 43. maddenin 3. fıkrası gereği. Ama tek bir öldürme, tek bir yaralama söz konusu olduğunda sadece faili kasten öldürme suçundan dolayı sorumlu tutuyoruz ve kasten yaralama suçunu görmezden geliyoruz. Şimdi bu uygulama bakımından bir problem. Çünkü bunu ne şekilde çözmemiz gerekir? Çünkü 43. maddenin 3. fıkrasındaki düzenleme failin ceza sorumluluğunun sınırını gerçek ictima kuralını öngörmek suretiyle genişletiyor. Dolayısıyla bizim failin 44. madde düzenlemesi karşısında failin ceza sorumluluğunu genişleten bir yol izleyebilmemiz için kanunda açık bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç var. 43. maddenin 3. fıkrasının bu nedenle kıyasen 44. madde bakımından uygulanabilmesi mümkün gözükmüyor. Aksi kıyas yasağının ihlali sonucunu doğuracaktır. Tabii çeşitli Yargıtay'ın içtihatlar yoluyla bunu çözebileceği de söyleniyor ama Yargıtay içtihatlarına baktığımızda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Uygulamaya baktığımızda 44. maddede bir istisna hükmünde yer verilmemesi sebebiyle fikri ictima bakımından bir değerlendirme yapılmadığını görüyoruz ve Yargıtay burada neticeden yola çıkmak suretiyle fiil sayısını belirleme yoluna gidiyor. Burada diğer kararlarına baktığımız zaman aynı neviden farklı neviden fikri ictima şeklinde bir ayırım yapıyor. Ama 44. madde söz konusu olduğu zaman 43. maddenin 3. fıkrasındaki istisna suçlar bakımından ne yazık ki fikri ictimaya hiç değinmeden çünkü cezanın belirlenmesi bakımından bir adaletsizliğe, uyumsuzluğa da sebebiyet verecek. Ne yazık ki 44. madde çerçevesinde herhangi bir değerlendirme, fiil sayısı bakımından herhangi bir değerlendirme yapmadığını görüyoruz. Bu nedenle ben hani burada 43. maddenin 3. fıkrasındaki gibi bir istisna düzen, istisna hükmünün 44. madde bakımından da düzenlenmesi, açıkça düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir dakika. Şimdi görüş ayrılığındayız bir noktada. Örnek bakımından. Şimdi bu bomba atıp birden çok kişi öldü, birden çok kişi yaralandığı zaman tabii ki hani sorumluluk neticeye göre belirlenir diye benim çok yanlış bulduğum bir ilkeden hareket ediliyor. Aslında benim kanaatim bu gibi durumlarda öldürme ve yaralananlar bakımından da öldürmeye teşebbüs var. Dolayısıyla hatta olası kasta da tabii öldürmeye teşebbüsü kabul ettiğim için ben hani burada biraz görüş ayrılığımız var. Aslında bu örnekler bakımından böyle bir tartışma ortaya çıkmaz. Yani bir bombaya atıldığı zaman, bir yere bomba koyulduğu zaman oraya o bombayı oraya koran kişi tabii ki hani o etraftan geçen kişileri karşı doğrudan kast veya dediğim gibi daha uzaktaki kişiler bakımından olası kast, yani hepsi söz konusu olabilir ama benim söylediğim şey şu. Burada şöyle bir uygulama yapılıyor. Arkadaşlar da o fikirde. Hani bu tür olaylarda yani ölenler bakımından kasten öldürme suçu,
ölmeyenler bakımından da yaralama suçu, yani sorumluluğun daraltılması olarak gerekçe söyleniyor burada. Ben bu görüşe katılmıyorum. Olası kastada teşebbüs mümkündür ve sorumluluk da yani söylendiği gibi o kadar genişlemez. Ama bu konuyu olası kast ve teşebbüste tartışırız. Sen yani bu örneğin de dahil olmak üzere şimdi bu tür Neslihan'ın söylediği bu son bakımdan sizlerin görüşü nedir? Mahmut sen ne diyorsun? İzzet sen ne diyorsun? Yani meseleyi olası kastla işlenen suçlarda teşebbüs... Hayır, ben o konuyu sormuyorum. O yani ben dedim ki bu örnek bağlamında aslında hepsi öldürmeye teşebbüs olduğu için yaralananlarda yani bu şekilde bir sorun çıkmaz diyorum. Ama diyelim ki öyle. Yani Neslihan'ın dediği 44. madde yani fikri içtimanın uygulanması gereken durumlarda yani ölümler var ve yaralanmalar var. O yani 44. madde bakımından özel bir düzenleme yapılması gerektiğini söylüyor. Sizin düşüncenizi sordum. Şimdi meseleyi olan olası kastla işlenen suçlarda teşebbüs hükümleri çerçevesinde çözersek burada sorun zaten çözülüyor. Evet benim çözümüm ben, var zaten ama sadece ben, pardon İzzetciğim o bir örnekten hareket ama diyelim ki yani başka şekildeki bir olayda ortaya çıksın. Hepsi aşağı yukarı aynı. Evet peki. Hepsi aşağı yukarı aynı. Hatta bazı örnekler daha var. O örneklerden bizim bu meseleyi olası kastla işlenmiş olan suçlarda belki mahkemeye yani kural olarak teşebbüs hükümlerinin uygulanmasını ama yerine göre teşebbüs hükümlerinin uygulanmasından da sarf nazar edebilmesine yönelik bir takdir yetkisi tanımakla aşmamız mümkün olabilir. Mesela böyle bir hadisede patlatılan bombanın patladığı sırada olay mahallinde bulunup da şans eseri herhangi bir şekilde yara almamış olan insanlar dolayısıyla da biz teşebbüs hükümlerini uygulayarak cezalandırma yoluna gitmeli miyiz? Yoksa sadece fiziken yaralananlarla ilgili olarak mı teşebbüs hükümlerini değerlendirmemiz gerekir? Burada böyle bir sorun ortaya çıkabilir. Yani alel ıtlak, sonradan ulaştığımız sonuç itibariyle ben şahsen söylüyorum. Alel ıtlak, olası kastla işlenen suçlarda teşebbüs hükümleri uygulanmaz şeklinde bir düşünceye sahip değilim ama bu konuda yani kural olarak uygulanabilsin ama bu konuda teşebbüs hükümlerinin yerine göre uygulanamaması konusunda hakime bir takdir yetkisine, mahkemeye bir takdir yetkisinin tanınmasıyla bu sorun çözülebilir. Bunu bu şekilde çözdüğümüz takdirde hem farklı nevi'den fikri içtima hükümleri bağlamında şu anda Yargıtay'ın henüz bir çözüme kavuşturamadığı, hala bir çözümsüzlük tartışması içinde olduğu bir sorunu çözmüş olduk. Hem de olası kastla işlenen suçlarda teşebbüs hükümlerinin uygulanması bağlamındaki diğer bir soruna da bir çözüm getirmiş olduk. Evet, şöyle söyleyeyim. Aslında yani bugünkü uygulamada, diyelim ki böyle bir bomba atıldığı zaman, yani tek bir fiille öldürme ve yaralama meydana geldiği zaman, yani yaralanmayanlar bakımından hani bir şey onlar ne davaya dahil ediliyor suçtan zarar gören veya mağdur eden olarak böyle bir durumda şayet yani yaralanmayanlar bakımından değil yani o sorun da çıkabilir tabii teorik ortaya ama bugün böyle bir şey oldu. Bomba atıldı. 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yani burada diğerleri bakımından olası kastla öldürmeye teşebbüs olarak açılsa dava, öldürme ve öldürmeye teşebbüs olarak açılsa dava, o zaman zaten bu sorun ortaya çıkmayacak. Evet. Dolayısıyla yani Neslihan, yani burada yani böyle bir istisna koymak yerine aslında bu olası kastla teşebbüs olmaz diye bir kanunumuzda bir şey yok. Yani bütün ülkelerde de kabul ediliyor. Sadece bu verdiğim örnek bakımından, yani deminden beri tartıştığımız örnek bakımından işte sorumluluk genişler diye bir gerekçe var. Ama uygulamada zaten yaralanmayan insanlara yani özel bir şey yoksa, olayın bir özelliği yoksa sadece yaralananlar ve ölenler bakımından dava açılıyor.
O kapsamda teşebbüs kabul edilirse bu içtima sorunu da zaten ortaya çıkmayacaktır. Ama bunu bir müddet daha tartışacağız. Mahmut, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yani kısaca şöyle ifade edeyim. Hakikaten bu sorunun temelinde olası kasla işlenen suçlara teşebbüs kabul edilecek mi, edilmeyecek mi sorusu. Yani kanun kabul ediyor aslında veya karşı bir şey yok da uygulama. Evet, yani kanunda bu konuya ilişkin herhangi bir yasaklama, olası kasla işlenen suçlara teşebbüs olmaz diye bir kanuni düzenlememiz yok zaten. Evet, o yüzden ikinizin de kitapların ceza genel kitaplarındaki bu bölüme işaret koyuyorum. Yok hocam, işaret koymayın. Ben bir dahaki basıda bu tartışma. Hayır, şöyle ifade edeyim. Ben olası kasla işlenen suçlarda sorumluluğun neticeyle belirleneceği fikrine sahibim hala. Orada taviz verilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü verdiğiniz örnek bomba örneği, değişik bir konu. Yani ama o kadar çok farklı örneklerle karşılaşırız. Her zaman bomba şeklinde olmayabilir hocam. O ihtimalle. Burada tek neticeli sapma, çok neticeli sapma örnekleri var. Fail muhatabını öldürmek için, hasmını öldürmek için ateş ediyor. Yanında ya da yakınında başka insanlara da isabet edebileceği var ama asıl olarak onu öldürmek istiyor. Fakat hakikaten bir şekilde sekiyor ya da iyi nişan alamıyor. Yanındakini de ayağından vuruyor örneğin. Bu gibi durumlarda biz hakikaten teşebbüs dersek, olası kasla işlenen suçlara teşebbüs dersek, kişinin olasılık ihtimaline binaen yaptığı fiilin meydana gelmeyen hatta neticesini faile yüklemiş oluruz ve sorumluluk alanı genişler. Yani bu konuda yaralanmayan kişiler de apayrı. Bir olay örnek vereyim. Ankara'da bir arıza mahkemesinin önünde görülen bir davada şöyle bir sorun vardı. Kişi A'yı hedef alarak tabancasıyla ateş ediyor. Bak, öldürme kastıyla hareket ediyor. A'ya isabet kaydedemiyor ama mermi A'nın hemen yanı başında bulunan B'ye isabet ediyor ve B ölmüyor. B ölseydi sorun yoktu. Hocam. Olası kasla işlenmiş, tamamlanmış öldürme artı doğrudan kasla işlenmiş ve fakat teşebbüs aşamasında kalmış öldürme suçundan sorumlu tutacaktı. Şimdi B ölmediği için şimdi bu şey uygulanarak mahkeme başkanı bana bunu sorduğunda yani netice belirler kuralından hareketle biz artık bunu öldürme suçu değil yaralama suçu olarak değerlendirmemiz gerekir şeklinde düşünüyordu. Ben dedim ki hayır, bunu böyle düşünmeyin. Burada olası kasla işlenmiş öldürme suçuna teşebbüsten dolayı ceza verin, Yargıtay'a dosya gitsin ve bu konu Yargıtay'da içtihatla çözümlensin diye tavsiyede bulundu. Şimdi hocam şimdi bir dakika. Şimdi çok güzel tartışma. Şöyle söyleyeyim, ben şöyle bir çalışma yaptım. Bana da aynı soru istinaftan geldi. Bu uygulamaların yapıldığı Avrupa ülkelerinden ki kararları topladım. Şu anda o kararları Türkçe'ye çeviriyorum. Tabii ki bazı sistemler farklı, yani çünkü Almanya'daki cezaların içtimai sistemi bizden biraz farklı. Ancak özellikle bu olası kasta teşebbüs bakımından olan kararları topladım. Şimdi bu tartışmaya ayrıca bir tarafa bırakalım. Şimdi Mahmut, senin dediğin noktadan giderek fikri içtimadaki eski ceza kanunlarında farklı bir durumu, uygulaması farklı bir durumu ortaya koyalım. Şimdi sapma hallerine değindi. Şimdi adam kahveye giriyor. Kahvede 4 kişi işte kağıt oynuyor. Ondan sonra aslında ondan A'yı öldürmek istiyor. Fakat A'nın yanı sıra B'yi de isabet ettiriyor. Yaralanıyor ve de o da ölüyor. Veya ateş ediyor A'ya doğru. Seken kurşun başka bir masada oturan kişiye çarpıp ölüyor.
Bu gibi sapma hallerindeki fikri içtima uygulamasını da temellendirip örnekler verirsen konu fikri içtima konusu da açıklığa kavuşturmuş olur ve fikri içtimanın diğer uygulama koşullarında Neslihan'a soracağım. Yani fikri içtima ile ilgili olarak hocam özellikle bu sapma halinde sorunun nasıl çözümleneceğine yönelik olarak ortaya çıkan problemin kanunun gerekçesinde de fikri içtima ile bunun çözümlenebileceğine işaret edilmiştir. Eski ceza kanunumuzun uygulamasında tabii ki bir fiille birden çok farklı suçun işlenmesi halinde en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır hükmü eski kanunda da vardı ama oradaki anlayış buradaki fiilden ne anlaşılması gerektiği konusunda bir karışıklık söz konusuydu. Bundan neticeyi anladıklarını ifade ediyorlardı ve Yargıtay'ın da uygulamalarında bu konuda bir yeknesaklığın olmadığını ifade edelim. Fakat büyük oranda neticenin sayısına göre fiil sayısı belirlendiği için bu gibi hallerde özellikle çok neticeli sapma hallerinde meydana gelen netice sayısı kadar suçun oluştuğunu ve failin bundan dolayı cezalandırılması gerektiğine yönelik doktrinde de ve Yargıtay'ın içtihatlarında da hakim bir anlayış söz konusuydu. Şimdi tabii sapma halinde bir hatanın olmadığını kabul ediyoruz. Yani bir kimse hasmını ateş ederken biraz önce hocamın da verdiği ve yargıya taşınan örnekte olduğu gibi bir takım sebeplerle yanında bulunan kişiye olası kasta bu mermi isabet edebileceği gibi merminin sekmesi nedeniyle ya da bıçağın araya giren bir başka kişiye isabet etmesi gibi farklı bir kişiye de bu suç işlenebilir. Bu gibi hallerde yani failin kastının dışında kalan ya da en azından olası kastının varlığı ya da taksirinin varlığı halinde diğer neticeler bakımından nasıl hareket etmemiz gerektiği konusu karşımıza çıkıyor. Bu gibi hallerde ifade ettiğimiz gibi eğer failin kastının dışında kalan hallerde şuna bakmak lazım. Kastettiği suç gerçekleşmişse o suç bir defa işlenmiş oluyor. Kastettiği suç tamamlanmamışsa o suç teşebbüs aşamasında kalmış olur. Diğer neticeler bakımından failin olası kastı mı var, taksiri mi var, ona göre hareket etmek gerekir. Eğer diğer neticeler mesela taksirle yaralamayı, taksirle öldürme suçunu meydana getirmişse, bu takdirde tek bir fiille birden çok farklı suçun oluştuğundan hareketle en ağırından dolayı cezalandırma yoluna gidilecek. Burada zaten uygulamadaki en büyük tartışma biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili karşımıza çıkıyor. Yani bir fiille bir kişinin ölmesi, bir kişinin yaralanması halinde ve yaralanan kişi bakımından da olası kastın bulunması hallerinde karşımıza çıkıyor. Bu takdirde acaba 43.3'teki istisnalar burada uygulanır mı, uygulanmaz mı? Hakikaten Yargıtay'ın birkaç farklı kararını bir tarafa bırakırsak, bu gibi hallerde farklı neviden fikri içtima gereğince sadece en ağır suçtan dolayı cezalandırma yoluna gidileceğine yönelik bir daha çok içtihatlarının buna yönelik olduğunu ifade edebilelim. Doktrinde de farklı görüşlerin bu konuda olduğunu ifade edelim. Yani 43'ün kıyasen uygulanması gerektiğini savunan görüşler var. Burada bu kıyasın burada olmayacağını ancak farklı bir hüküm konularak bu sorunun aşılması gerektiğine yönelik görüşler de var. Ben bu ikinci görüşe daha yakınım. Yani bu konunun belki 43.3'teki istisnanın 44 bakımından da uygulanacağına yönelik bir hükümle sorun çözülebilir diye düşünüyorum hocam. Teşekkür ederim. Ya ben buradaki itirazım aslında biraz terminolojiye. Yani biz sorumluluk neticeye göre belirlenir dediğimiz zaman yani bu farklı çağrışımlar da yapıyor. Aslında bir anlamda bir insan silahla ateş ettiği zaman özellikle ya böyle birbirine yakın oturan insanlar da yani birisi yaralanmış da olabilir, ölebilir de. Yani bu tamamen tesadüfe bağlı oluyor. Yani biz de ona bakıyoruz. Yani yaralanmazsa bundan yapalım. Evet bu pratik bir uygulama getiriyor ama ben bunun teorik temelinin çok sağlam durmadığı kanaatindeyim. Böyle tesadüfe bırakılamaz. Çünkü sonuçta A'ya ateş ediyor ama A'nın hemen bitişiğindeki B'nin ölebileceğini kabullenmiş diye ben düşünüyorum.
Bu ayrı bir tartışma konusu. Bu konuda daha çok çalışmalara devam edelim. Şimdi fikri içtimanın çeşitli özel durumları var. Yani fikri içtima bir fiille birden çok suç işlenmesi durumunda daha ağırdan ceza veriyoruz. Sapma hallerinde de bunu uyguluyoruz ama mesela icrai suçlarla ihmali suç işlenirse ne olur? Zarar suçlarıyla tehlike suçun fikri içtiması nasıl olur? Hatta aynı zamanda kabahat oluşturabilir. Neslihan bu konuları ayrıntılı olarak incelemişti. Biz de uygulamada da en çok karşımıza çıkan örnekleri anlatılırsa bu fikri içtima hallerindeki halleri bu şekilde fikri içtimayı kapsamlı olarak ele almış oluruz. Neslihan söz sende. Tabii hocam, tabii son derece geniş bir konu. Fikri içtimanın özel görünüş. En çok uygulamada karşımıza çıkanlara değinirsen faydalı olur. Merak edenler kitabı alıp okusun. Burada hocam daha çok tehlike suçları ile zarar suçları arasındaki içtima ilişkisi gündeme geliyor. Özellikle Yargıtay kararlarında da bunu görebiliyoruz. Örneğin genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu ve bu suçun işlenmesi yoluyla örneğin bir kimsenin malına zarar verilmesi halinde 170. madde ile 151 arasındaki içtima ilişkisi gündeme geliyor. Yargıtay tehlike suçu ve zarar suçun arasındaki içtima ilişkisini 44. maddeye göre çözüyor. Yargıtay uygulamasına baktığımız zaman 44. madde çerçevesinde konuyu ele aldığı ve failin en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması yoluna gittiğini görüyoruz. Aslında tehlike suçu ile zarar suçu arasındaki içtima ilişkisini görünüşte içtima kapsamında ele alan görüşler de var. Çünkü zarar suçu mahiyeti itibarıyla tehlike suçunda içinde tüketiyor. Dolayısıyla burada tüketen norm, tüketilen norm ilişkisi gereğince failin sadece zarar suçundan dolayı, mala zarar verme suçundan dolayı cezalandırılması gerektiği yönünde görüşler var. Ama bazen bu ceza adaleti bakımından doğru olmayabiliyor hocam. Çünkü bazı tehlike suçları var ki zarar suçuna nazaran failin daha ağır cezalandırılmasını gerektirebilir. Dolayısıyla burada fikri içtima kuralının uygulanması ceza adaleti bakımından daha adil gibi. Yani mesela trafik suçlarında, yani trafik kazalarında dediğimiz, mesela kişi hem trafik güvenliğini ihlal ediyor hem de aynı zamanda birine çarparak yaralanmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bir de suçlarla, kabahatlerle ilişkin özel düzenleme var. Ona da değinir misin? Evet. Burada Kabahatler Kanunu'nun 15. maddesinde bir düzenleme var hocam. Faili sadece suçtan dolayı bir fiil hem kabahat hem de suç teşkil ediyor ise faili sadece suçtan dolayı cezalandırılacağı yönünde bir düzenleme var. İzzet Bey, Kabahatler Kanunu'ndaki içtimaya ilişkin kurallar ve uygulama nasıl olacak? Kabahatler Kanunu'ndaki içtima. Şimdi Kabahatler Kanunu çerçevesindeki içtimada, yani genellikle Kabahatler Kanunu'nda kabul ettiğimiz sistemde Ceza Kanunu'ndaki hükümleri uygulayacağız. Evet. Yani özel bir hüküm yoksa Kabahatler Kanunu'nda Ceza Kanunu'ndaki hükümleri uygulamamız lazım gelir. Evet. Şimdi bazı kabahatlerle bağlantılı olarak bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Özellikle belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi, bir işletmenin faaliyeti çerçevesinde belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi, mesela belirli bir bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, dolayısıyla bu işletmeye, bu işletmenin sahibi olan şirkete bir idari para cezası verilecek olduğunda uygulamada şöyle bir yol takip edildi. Kendisiyle ilgili olarak bildirimde bulunulmayan kişi sayısınca kabahat işlendiği kabul edilerek gerçek içtima hükümlerine göre alanın kabul edilemez ölçüde alabildiğine yüksek miktarda idari para cezalarıyla kişilerin cezalandırılması yoluna gidildi.
Oysa bu gibi durumlarda belli bir faaliyet çerçevesinde bir bildirimin yerine getirilmemesi dolayısıyla yaptırım uygulaması söz konusu olduğu için burada her bir kişiyle bağlantılı olarak ayrı bir kabahat değil, bu kabahatlerin bir kesintisiz suç şeklinde işlediğini kabul ederek tek bir yaptırımla yaptırıma bağlanması gerekir. Ama burada bazen şöyle bir durum da olabilir. Bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi bağlamında idari yaptırım uygulayacağız. Ama o yükümlülüğün yerine getirilmemesi kişi bakımından, yükümlülüğün adresi bakımından bir menfaat temini ortaya çıkarabilir. Böyle bir durumda elde edilen menfaat miktarınca idari para cezasına hükmedilmesinin, idari para cezasına karar verilmesinin de adil bir sonuç ortaya çıkarabileceğini. Ben bir örnek vereceğim, daha iyi anlaşılabilsin. Eskiden, yani şimdi de oluyordur, işte telefon şirketleri, GSM operatörleri işte bir mesaj gönderiyordu. Şuraya mesaj gönderin, işte karşılığında şunu abone oluyorsunuz veya işte şuna sahip oluyorsunuz gibi. Bunu gönderiyorsun, karşılığından kabul etme söz konusu oluyordu. Burada bir aydınlatma yapılması gerekiyormuş tüketiciler kanununa göre. Bu eksik kalmış ve gönderilen mesaj sayısınca binlerce, on binlerce idari para cezası verilmişti. İşte şimdi burada Türkiye'de çok önemli bir soruna işaret edeceğim. Bizim halen idaremiz ve halen vergi mahkemeleri de kabahatler kanunun bu genel hükümlerini gerektiği gibi uygulamıyorlar. Şimdi burada aslında temel sorun şu. Burada bu operatör bu mesajı her seferinde ayrı göndermiyor. Sistemi kurmuş, bir seferde gönderiyor. O zaman bana sorulduğunda ben dedim ki burada zaten tek fiil var. Tek fiille işlenmiş bir kabahat söz konusu. Yani başa gelelim tekrar. Kabahatler konusunda da biz prensip olarak ceza hukukunun genel hükümlerini ve genel kurallarını uygulayacağız. Ayrı bir düzenleme yoksa. Ancak kabahatler kanununun genel hükümleri özellikle vergi mahkemelerinde yeterince yani göz önünde tutulmadığı yönünde şikayetler alıyorum. Bir kere burada tek fiil var. Bunun üzerine ilgili tüketici kanununda düzenleme yapıldı. İşte senin verdiğin örnek bakımından da çeşitli kanunlarda düzenleme yapıldı ve ona göre daha hem etkin bir yaptırım olsun hem de her seferinde böyle çok ağır bir para yaptırımı olmasın diye düzenlemeler yapıldı bizim bu eleştirilerimiz üzerine. Çünkü öyle bir para yaptırımı uygulanıyor ki yani tüzel kişiliğin yani ödemesi durumunda tümüyle ortadan kalkmasını sonuçlayacak bir kabahat nedeniyle böyle bir yaptırım ölçülü olmazdı. Sonuçta ilgili kanunlarda düzenlemeler yapıldı. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir soru gelmiş, güzel bir soru. Yani şey diyor, cinsel saldırı suçunda diyor, kişinin hürriyeti de kısıtlanıyor ister istemez. Yani burada ayrıca ondan dolayı ceza verilmez mi? Evet, burada yaralama suçu bakımından da olabilir bu. Yani bir kişiyi işte evinde dövüyorlar. Bir yaralama suçu işleniyorlar. O esnada da aslında yolu da olabilir. Yani kişinin bir yere gitmesi engellenmiş oluyor. Ancak burada şunun üzerinde durmamız gerekir. Bu tür suçlarda suçun işlenmesi bakımında kişinin hareket özgürlüğü belli bir oranda zorunlu olarak sınırlanacaktır. Dolayısıyla bu sınırlama nedeniyle ayrıca hürriyetten yoksun bırakma cezası verilmez. Dolayısıyla bu hürriyetten yoksun bırakmanın o suçun işlenmesi için gerekli olan sınırlamanın ötesine geçmesi lazım. Diyelim ki kişiyi bulunduğu yerden almışlar, ıssız bir yere götürmüşler. Bu durumda tabii ki ayrıca diğer suç da oluşur.
Sanıyorum bütün sorulara cevap verdik. Bundan sonra canlı yayınlarımıza yine farklı konularda devam edeceğiz. Bugünkü yayınımızda şunları ele aldık. Bir fiil ne zaman tektir? Önce bunu tespit edeceğiz. Bir fiil ne zaman tek olduğunu tespit ettikten sonra çeşitli ihtimaller karşımıza çıkıyor. Bir, zincirleme suç. Birden çok suç gerekiyor aynı suç işleme kararıyla. İki, tek fiille aynı suçun birden çok işlenmesi, aynı neviden fikri içtima. Tek fiille birden çok suç işlenmesi fakat bu farklı suçlar olması durumu söz konusu. O durumda da daha ağırından dolayı ceza verme şeklindeki bu üç durumu bugün örnekler ve Yargıtay kararlarıyla birlikte ortaya koyduk. Herkese selamlarımızı iletiyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Katılımcılara da tekrar çok teşekkür ediyorum.